Yeni Zoenis, karma bir şarj sistemi soketiyle donatılmıştır. Bu özellik, örneğin bir otoyol servis alanında sadece birkaç dakikada hızlı şarj için büyük bir yeniliktir. Yeni Zoenis'in şarj edilebilmesi için bagajda iki şarj kablosu bulunur. Tip 2 sokete sahip olan A şarj kablosu, bir duvar kutusu veya kamuya açık bir terminal içindir. B şarj kablosu, bir GreenUp emniyet soketine veya elektrik prizine bağlanmak içindir. Evinizden uzaktayken kullanışlıdır. Aracınızı şarj etmeden önce el frenini çekin ve kontağı kapatın. Şarj kablosunu bagajdan çıkarın. Ardından aracın ön tarafında bulunan şarj kapağının kilidini açmak için bu anahtara basın. Kapağın açıldığını doğrulamak için gösterge tablosunda bu gösterge ışığı belirir. Şarj kablosunun bu ucunu güç kaynağına bağlayın. Kapaktaki ZE gösterge ışığı mavi renkte yanar. Kapağı açın, kabloyu bağlayın. ZE gösterge ışığı, aracın ve bağlantının kontrol edilmekte olduğunu belirtmek amacıyla sarı renkte yanar. Kablo otomatik olarak kendini kilitler. Düzgün şekilde yerleştiğini kontrol etmek için tutma yerinden hafifçe çekin. Hızlı şarj için, terminalin karma şarj soketini kullanabilmek için ayrıca bu ikinci kapağı da açmanız gerekir. Not: ısınmanın azaltılması açısından şarj kablosunun tamamen açılması çok önemlidir. Şarj sırasında ZE gösterge ışığı mavi renkte yanıp söner. Şarj işleminin başında gösterge tablosunda güç seviyesi, akü şarj oranı ve kalan enerjinin miktarına dayalı olarak tahmini bir şarj süresinin yanı sıra şarj terminali tarafından sağlanan güç gösterilir. Bu gösterge ışığı, araç bir güç kaynağına bağlandığında yanar. Şarj işlemi tamamlandığında ZE gösterge ışığı yeşil olur. Not: ZE gösterge ışığı kırmızıysa bir arıza var demektir. Bu durumda bir Renault yetkili servisine başvurmanız gerekir. Kabloyu çıkarırken her zaman şu sırayı izleyin. Şarj kablosunun kilidini açmak için bu anahtara basın. Kendini yeniden kilitlemeden önce kabloyu çıkarmak için 30 saniyeniz olacaktır. Kapakları ve ardından şarj kapağını kapatın. Kilitlemek için bastırın. Son olarak kabloyu güç kaynağından ayırın ve bagajda saklayın. Not: aracınız şarj kablosuna bağlıyken aracınızı çalıştıramazsınız.